Evet, öncelikle epoksi ile gelinen şikayetler var. Tekrardan bunları size göstermek istedim. Sıcak suyun içerisinde bekletiyoruz yeni aldığımız epoksimizi. Çünkü alışımı hava soğuk, alışımı daha iyi alabilmesi için ve epoksi soğuğu sevmediğinden dolayı şimdi bunu bir 15-20 dakika gibi sıcak suyun içerisinde bekleteceğiz. Sonra kullanıma hazır hale gelip karışımını başlatacağız. Şimdi arkadaşlar, sıcak suyun içerisinden çıkarttık ürünümüzü, epoksimizi. Şimdi tamamen de hatta sıcak ve şu anda içi de sıcak. Ben şimdi bir karışım yapacağım size. Tabii ben terazi kullanmıyorum. Artık göz aşina oldu bizde 2015'ten beri. Zaten şu anda epoksinin akışkanlığına bakarsanız görüyor musunuz? Çok sıvı bir şekilde aktı. Yani yumuşadı ürün. Hatta içinden çıkan buharı bile görme şansınız varsa. Bakın, soğukken döktüğünüzdeki ürün daha buzlu olacak. Ve şu anki buzlu halini görüyor musunuz? Şu anda bakın aşağıya doğru çökmeye başladı. Ve o kadar buzlu bir hali yok. Bu buzlu halini biliyorsunuz. Karıştırdıkça ürün çözülecek. Evet, ben çıplak elle yapıyorum arkadaşlar. Neden diye sorarsanız bizim sattığımız epoksilerde, Hobi Zubi'nin sattığı epoksilerde özellikle yemek tabağı bile yapılarak içine yemek konup yenilebilir. Çünkü sertifikalarımız, her şeyimiz var bu konuyla alakalı. Yurt dışına ihracat da yapabiliyoruz bu sayede. 10 dakika gibi karıştıracaksınız. Bakın şimdi buradaki püf noktayı gösteriyorum size. Tek tarafı karıştırıyorsunuz. Hızlı, ne yavaş ne hızlı. O şekilde bir karışım yapacaksınız. Bakın görüyor musunuz? Ürün iyice şeffaflaşacak. Şu anda akışkanlığı görebiliyor musunuz? Normalde sizin yaptıklarınızda bu hava şartlarından dolayı aslında. Hava şartlarından dolayı bakın bu kadar akışkan olmaz. Bu sıcak suyun etkisidir. Yani aslında sıcak suyun da demeyeyim de sıcak havaların etkisi diye düşünün. Tabii ki biz sıcak suyun içerisinde beklettikten sonra bu sıcak hava etkisi yapmış bulunmakta ürüne. Bu normalde 10 dakika gibi bu şekilde karıştıracaksınız. İçerisindeki hava kabarcıkları azalana kadar diyeyim. Epoksimiz tamamen şey oldu. Önce ince bir tabaka atıyoruz. Neden ince bir tabaka atıyoruz? Şundan dolayı içine boyalı bir ürün dökebilirsiniz. Yani boyalı bir epoksi dökecekseniz önce altta ince bir tabaka şeffaf epoksiyi dökmeniz gerekiyor. Veya herhangi bir ürün koyacaksanız işte cam kırığıdır, puldur, boyalı bir üründür. Yani epoksinin kendisi boyalı olduğu zaman epoksinin aslında kimyasını bozuyorsunuz. Şimdi direkt boyalı ürün döküldüğünde şöyle göstereyim. Bu bir hatadır. Bu bir boyalı ürün. Bu ürün kolay kolay kurumaz. Neden kurumaz? Çünkü altında bakın ince bir şeffaf tabaka var, görüyor musunuz? Bak sese. Evet. Burada o ses. Bak. Görüyor musun? Yok. Neden? Üzeri tamamen boyalı. Çünkü üzerine şeffaf bir tabaka atılmadığından dolayı. Şimdi bu ürün eğilir. Bu ürün kurumaz. Hiçbir şekilde kurutamazsınız bu ürünü. Bunu ancak bir püf nokta var. Onu da o şekilde kurutabilirsiniz. Bunu da size anlatacağım. Şimdi ince bir tabakamızı attık. Bunun havasını 10 dakikada bir alıyoruz. 10 dakikada bir ortalama
3-4 kere de tamamen havası çıkmış olur. Neden? İnce bir tabaka olduğundan dolayı. O kadar kalın bir tabaka değil. Şimdi havasını alacağız fırımız ile. Sonrasında ne yapacağız? Aradan 1 saat falan geçtikten sonra bu epoksimiz jelleşmeye başlayacak. Hani böyle daha katı hale almış olacak. Katı hale almış olduktan sonra istediğimiz uygulama üzerine yapacağız. İstediğimiz uygulama üzerine yaptıktan sonra da bakın, üzerine yapmış olduğumuz uygulama derken boyalı bir epoksi döktüğünüzü düşünün, desen yaptığınızı düşünün. Bu jelleşmiş olan epoksinin üzerine bahsediyorum. Bunu bu şekilde yaptığınızı düşünün. Sonrasında ürünü uygulamamız bitti. Ürünü ne yapıyoruz? Çünkü ikinci katmanın da jelleşmesini bekliyoruz. İkinci katman da jelleştikten sonra üçüncü kat olan şeffaf epoksimizi üzerine atıyoruz. Ne yapıyoruz? Boyalı ürün veya herhangi bir uygulamamızdaki iki ürünü aslında fosilleştirip arada bırakıyoruz. Neden arada bırakmamız lazım? Çünkü en alt tabaka tamamen saf epoksi. Ortadaki boyalı ürün veya herhangi bir koymuş olduğunuz ürün. Üçüncü kat tekrardan saf epoksi. Ne oldu? Arada boyalı ürün kaldı. Her iki tarafı sert kaldı. İçinin önemi yok. Bu neye benziyor? İşte fırına bir tavuk attığınızı düşünün. Önce altının derisi, üstünün derisi pişer ama içi sonradan pişer. Biz dışını pişirdikten sonra içi zaten gün geçtikçe pişmeye başlar. Şimdi bu hava şartlarından dolayı eviniz ne kadar sıcak olursa olsun, ne kadar sıcak olursa olsun derken yani şunu da şöyle anlamayın. Şimdi epoksi dışarıdan geliyor. Evde nerede durursa dursun sıcak bir ortamda durması lazım. Durmadı. Atıyorum mutfakta bir yere koydunuz. Mutfak genelde her evin mutfağı biraz daha serindir. Epoksi kendi kendine bir soğuk alışım alır. Soğuk alışım aldığı için siz epoksinizi bir sıcak suyun içerisinde bekletip ondan sonra epoksinizi bir uygulamaya kullanın. Bakın donma süresi daha hızlanacak. Bu bir. Şimdi ikinci, üçüncü katı attık ya, yine iş bitti. İş bittikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? En son epoksi kalıbının üzerinden bir bakıyoruz. Neye bakıyoruz? Çapak var mı yok mu? Yani alan aldığınız hava kabarcıklarının yerini ne dolduruyor? Epoksi dolduruyor. Epoksi doldurduğu için içi çöküyor, kenarlara basıyor. Kenarları elinizle sürdüğünüz zaman ne oluyor? Böyle bir çapaklar geliyor elinize, değil mi? O çapağı yok etmeniz için en son bakın, yine aradan tabii böyle hani üçüncü katı attık ya, üçüncü katı attıktan iki saat sonra falan bir bakın. Zaten çöküntüler başlamış olacaktır. En son yine ne yapın? İncecik bir tabaka daha üzerine atın. Üzerine atın. Zaten kalıptan çıkarttığınız zaman sıfıra sıfırsa kalıp ne olacak? Hiçbir yerinde bir çapak olmayacak. İkinci tamamen düz olacak. Tamamen aslında daha orijinal çıkacak. Bir de şunu şöyle kaçırıyorlar arkadaşlar. Şimdi aslında epoksi kalıplara yaptığınız uygulamalarda epoksinin alt yüzü aslında ön yüzüdür. Bize bakan yüzü aslında arka tarafıdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü ön yüzü tamamen pürüzsüz çıkar. Yani arka yüzü dediğim alt tabana bakan taraf tamamen pürüzsüz çıkar. Aslında ön yüzü öbür taraf. Bize bakan taraf aslında arka tarafı. Neden? Bu çapak falan kalıyor ya, aslında onun arka tarafında kalıyor. O arkada kaldığı için insanlar o kadar da çok aldırış etmiyor. Çoğu videolara bakıyorum. Yurt dışındaki videolara da bakıyorum. Hızlı hızlı videolar var. Yani adam bir kere de boyalı yatıyor. İşte ne yapıyor? İşte dondu çıkarttı gibi oluyor ama benim gibi elinde bükmüyor ki bu ürünü. Yani göstermiyor ki size. Bazılarında fırın sistemi var. Bakın bu fırın sistemini size de anlatacağım. Şöyle anlatacağım fırın sistemini. Hatta biraz sonra anlatayım size bununla alakalı. Evet, şöyle devam edeyim. Şimdi bizim sitemizde sattığımız bir pürmüz çakmağımız var. Bu pürmüz çakmakları dışarıda da satılan pürmüz çakmaklar var arkadaşlar. Şimdi bizim pürmüz çakmağında bir ayar var. Bu derecesi yüksek bir ayar. Bu daha orta bir ayar. Bu daha kısık bir ayar. Bu en kısık ayar. Şimdi insanlar ayarsız çakmaklar kullanıyor veya ayarlı çakmak da kullansa en sonuna getiriyor. Buradan hava almaya çalışıyor. Hava alırken bu şekilde aslında bunun vermiş olduğu derecede kalıbı
Ve içindeki dondurucu zaten epoksinin içindeki dondurucu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Epoksinin içerisindeki dondurucu aslında epoksiyi ısıtan bir ham maddedir. Bunu ısıtan ham madde zaten bunun donmasını hızlandırıyor. Aslında epoksiye bir ısı veriyor. Bazen bakın kalıplarınızda, bazı kalıplarınızda olur bu. Çoğu kalıplarda olmaz. Kalıbınız ısınmaya başlar. Hatta bazı kalıplarda böyle bayağı bir ısınır. Onun anlamı aslında işte orada dondurucu devreye girmiş ve çabuk donmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bundaki özellik dediğim gibi kısık getiriyorsunuz ve hızlı hızlı. Bazen arkadaşlar böyle sabit tutuyor. Diyor ki işte kalıbıma yapıştı epoksi. Ya yapıştı değil aslında. Siz epoksi ile kalıbı birbirine yapıştırdınız, yaktınız aslında. Şimdi inceden zaten hava kabarcığı bizim epoksi'de, ham maddede çok olmaz. Ben bile görmüyorum hatta şu anda. Evet. Dediğim gibi çakmağı kullanırken de dikkatli kullanın. Pürmüz kullanın genelde. Büyük kalıplar falan yapıyorsanız genelde pürmüz kullanın. Tavsiye ediyorum size. Çünkü elinize yakmazsınız. Bir şey olmaz. Şimdi bu donmuyor olaylarında şöyle bir şey var. Nasıl anlatayım size? Şöyle anlatayım. Şimdi dediğim gibi sıcak bir. İkinci hava şartları. Üçüncü epoksiyi sakladığınız alan. Dördüncü zaten bizim depolarımızda soğukta duruyor bu ürün. Yani depo zaten bir soğuk alan. Buradan kargoya gidiyor. Kargodaki size gelme süresi zaten yine bir uzun bir süre. Evinize geliyor. Hadi deyin ki bugün beklettiniz ama yarına kullanıyorsunuz. Fakat bizim insanlarımızda bizlerde biraz sabırsızlık var. Bende de var o. Mesela yeni bir ürün getirttirdiğimde önce ben deniyorum. Önce ben deniyorum. Sonra sizlere satmaya çalışıyoruz. Her ürünümüzü kontrol etme gibi şansımız yok çünkü. Ben içinden bir tanesini, yüzlerce, binlerce ürün geliyor. Ben içinden bir tanesini alıyorum. Kendim test ediyorum. Bakıyorum ürünü. Ondan sonra satışa koyuyorum. Hatta bazen sorular geliyor. Ya ürün geldi de 3 gün geçti, 4 gün geçti. Neden hala sitenizi yüklemediniz gibi. Bunun sebebi aslında ben test etmeden siteye koydurtmuyorum. Yani e-ticaret sayfasına koydurtmuyorum. Neden koydurtmuyorum? Rezil olmak var ve zil olmak var arkadaşlar. Şimdi de hakkaniyet de yapmamız gerekiyor. Tabii arada sabırsız ve kötü bir yorumlarla da karşılaşıyoruz ama inanın biz elimizden geleni yapıyoruz. Yani düşünün şu anda sitede ortalama 530'a yakın kalıp modeli var. Beton kalıbına yeni girdik ve beton kalıbı epoksi kalıplar da getirdik. Şimdi epoksi kalıbını şurada şunu da anlatayım. Herhalde uzatıyorum ama faydalı bilgiler paylaşmaya inanıyorum sizlerle. Şimdi epoksi kalıpta arkadaşlar sabun dökümü yapabilirsiniz. Beton dökümü yapabilirsiniz. Alçı dökümü yapabilirsiniz. Polyester döküm yapabilirsiniz. Polyester poliüretan 1'dir. Bunlara bu dökümü yapabilirsiniz. Bir de epoksi dökebilirsiniz. Ne oldu arkadaşlar? Tam 5 farklı seçenekte döküm yapabiliyoruz bu kalıba. Ama bir beton kalıbına, yani turuncu dediğimiz, RTV dediğimiz, işte bu turuncu, yeşil, pembe, mavi olan kalıplar var ya, bu kalıplara sadece ve sadece beton dökebilirsiniz arkadaşlar. Polyester dökseniz de parlak çıkmayacak. Ama bu beton kalıbına sabun dökebilirsiniz, evet. Mum dökebilirsiniz, evet. Beton dökebilirsiniz, evet. Ama buna epoksi dökemezsiniz. Hani dökersiniz, dökemezsiniz değil. Döktükten sonra çıkarttığınızdaki zahmet var. Zımpara yapmanız lazım. Zımparadan sonra pasta cila atacaksınız. Hani epoksi cilası diye satılan ürünler var ya, bakın bizim sitemizde bunu göremezsiniz. Niye yok biliyor musunuz? Ya epoksi cilası diye bir şey yok aslında. Normalde araba pasta cilasıdır. Eskiden ayakkabı boyacıların kullandığı badem yağı, cila budur. Yine epokside kullanabileceğiniz. Biz koymuyoruz çünkü gereksiz. Bizim sattığımız kalıplarda gereksiz. İnsanları kandırmanın bir anlamı yok. Bunu çok gereksinimli duymadığım için koydurmadım ve koydurtmayacağım da zaten. Şimdi dediğim gibi bu kalıba, şimdi şu düz bir kalıp değil mi arkadaşlar? Buna siz beton dökün. Üzerine uygulamanızı yapın. Boyamanızı yapın. İnanın çok harika şeyler çıkıyor. Şimdi betonla alakalı zaten yavaş yavaş başladık. Sizlere de sunmaya başladık. Saksılardı, saatlerdi. Yine telefon tutacağı, mesela sitemizdeki olan telefon tutacağını beton dökebilirsiniz. Çok da harika duruyor.
Şimdi ben bunların hepsini tek tek döküp 530 modeli döküp de inanın size gösteremiyorum. Çok büyük bir zaman. Aslında sizlere sattığımız ürünlerden, sizlerin bizlerden aldığı ürünlerden, sizlerin yapmış olduğu uygulamaları bizlerle paylaşırsanız çok çok mutlu olacağız. Şimdi bu ürünü de koydum. Bu yeni getirdiğimiz iPhone serileri olan telefon kılıfları. Kenarlarında hazne var. Akıntı yapmaması için özel yaptırdığım bir kalıptır bu. Kılıftır daha doğrusu. Şimdi buraya ne sardım arkadaşlar? Aslında sarmasanız da oluyor. Ben yine sarıyorum her ihtimale karşı. Epoksi bantını ben buradan böyle çevreledim. Döktüğüm zaman oradan da akıntı olmayacak hiçbir şekilde. Zaten sızdırmıyor ve epoksi bantı çok rahat yapışıyor gerçekten. Şimdi bu bir telefon kılıfımız. Telefon kılıfında çok güzel işler çıkıyor arkadaşlar. Yani inanın birkaç model yaptım zaten sitede yüklettim. Sosyal medyada da Instagram'da olsun. Her yerde paylaşımlar yapıldı zannediyorum hatta. Bu bir yenilik. Aslında bundaki sektör büyük bir sektör arkadaşlar. Güzel bir sektör. Şimdi karıştırdığımız o epoksiyi tekrar bir de buna döküyorum. Bunu kendiniz yayın. Yine alan önemli. Düz bir zemin olması lazım. Şimdi şurada da bir kalıbımız var. O da boncuk kalıbı. Fakat o daha değişik bir kalıp. Şimdi insanlar aslında yani uygulama yapanlar tüketiciler olsun. 12 milim, 10 milim, 8 milim, işte 16 milim arpa boncuk. Bizde şu anda saydım kaç 13, 14 model sadece boncuk kalıbı var ya. Yani 13, 14 modelden bahsediyorum. Zemine gerçekten çok dikkat etmeniz lazım. Çok yayılmadan. Bunda hava kabarcığı o kadar çok önemli değil ama yine de alırsınız. Akışkanlık önemli. Şimdi bakın burada yeni getirdiğimiz yapraklar, yonca yaprağı, yani deniz kabukları yeni çiçeğimiz ve herkesin beklediği papatya, kuru papatya. Bunlar var. Şimdi ben bunda değişik bir şey yapacağım tekrar. Daha doğrusu daha önceden yapılmış bir şey. Yani çıktı. Şimdilik. Burası deniz gibi, kumsal gibi yapalım. Hatta buna direkt üzerine koyabilirsiniz. Hiçbir tabaka atmaya gerek yok çünkü çok bir kalın bir tabaka değil bu. Bu tarafa doğru çıktım da.
Bu size bağlı aslında. Şimdi o deniz yıldızımız kırılmıştı ama kırılsın. Şu ortayı boş bırakıp amblemin gelmesini sağlayabilirsiniz. Amblem orada açık kalabilir. Mesela tam şu üstte de bir tane üç renkten koymayı düşünüyorum. Bu tamamen dediğim gibi hayal gücü arkadaşlar. Sizlerin hayal gücüne bağlı. Ha bir de çiçekler kırıldı, öyle geldi, böyle geldi. Bu inanın bizim elimizde değil. Yani çünkü çok narin, çok zarif şeyler. Yani burada yapmaya kalksak çiçekleri bile yurt dışından getiriyoruz arkadaşlar. Sizce? Değişik oldu bence. Burada yoncamız bir de var. Yonca yaprağı. İncecik bir tabakada üzerine atalım. Onun alışımını alsın. Daha da fazla bir şeye gerek yok. Bakın akıntı bile yapmıyor sağından solundan. Neden? Çünkü yanlarda hazne var arkadaşlar. Hiçbir şekilde ayarlı bir şekilde döktüğünüzde hiçbir şey olmayacağına emin olabilirsiniz. Yeter ki hazneyi geçmeyin. Ben hızlı hızlı yapıyorum. Sizler çok beklemeyin diye. Yoksa bunu yapmak biliyorsunuz saatleri alabilir. Bunu buradan kaldırıyorum şimdi. Şimdi bakın bu ince silindir boncuk kalıbı. Bunlarla aslında fimo tarzı, fimonun biraz daha kalını, fimo tarzı kolyeler yapılabiliyor. Tesbih yok bunda yapılmaz. Yapılır aslında da farklı olur. Ama fimo tarzı arada dorikalar konularak kolyeler ve bileklikler yapılabilir. Boncuk kalıplarına dökerken aslında ben şimdi şeffaf döküyorum. Hiç uygulama yapmayacağım. Model çıksın benim için yeterli. Yani boncuk kalıplarına aslında dökmeniz gereken sistemi söyleyeyim size. Boncuk kalıplarına aslında enjektör ile çekim yapıp damlatırsanız hem sağına soluna taşımamış olursunuz. Hem de daha temiz işçilik uygulayabilirsiniz. Ya da
benim yaptığım gibi plastik bardak yardımıyla. Ama bakın niye? Üzerine damladı. Gerçi üstüne damlasa da çok bir şey ifade etmiyor da. Bozulmasına gerek yok. Belki 3 tane döktüm ya, yeterli. Şimdi bu da içine çökecek arkadaşlar. Bu da çöktükten sonra yine ikinci katı atmanız gerekecek. Sonradan tespitlerin başlarına zımpara ve cila atıyorlar. Gerek yok ona da. Islak mendil kullanın temizlik esnasında. Islak mendil çok rahat temizlik sağlayabiliyor. Leke de bırakmıyor. Daha çabuk çıkartıyor. Evet, ıslak mendilimi aldım. Şimdi ben bu biraz celleşti. Celleştiği için ben şuraya ufak tefek birkaç tane ürün atacağım. Bizim sitemizde olan çakıl taşı. Çok güzel aslında, renkleri daha pastel tonları var. Cam kırığı da kullanabilirsiniz ama ben bunu kullanmayı tercih ettim. Herkes cam kırığı zaten kullanıyor. Ama bunu kullanılmadığını fark ettim. Bakın görüyor musunuz? Direkt jelleşti. Çabuk jelleşti hem de. Yani. Şimdi bu ikinci kat atacağız. Ben tekrardan bir karışım yapayım. Epoksi biraz alışımı alana kadar karıştırdım. Yani karıştırmadım daha doğrusu. Çok az bir şey karıştırdım. Biraz alışımını alsın. Sonrasında tekrardan karıştıracağım. Şunu şöyle yapmak istiyorum. Koyacağım içine. Yani parça parça. Bir ters bir düz çift renkle yapabiliyorum. Bu da alışımı alsın. Görüyorsunuz değil mi jelliği? İçine batıramıyorum bile. Çünkü katılaştı hafif. Çabuk katılaştı. Sıcak suyun etkisi. Yonca atayım. Yonca da güzel duruyor. Gerçekten güzelmiş. Yaprağımı orada bıraktım. Yapışkanın tarafından çektik.
Yani yapışkanın tarafından çekmeyin siz de. Yaprak orada kalıyor sonra. Ya bu iş gerçekten tamamen hayal gücü. Ben gelişi güzel yapıyorum, özenmiyorum. Size tekrardan söylüyorum. Böyle aklıma, elimdeki ne varsa, evde ne varsa daha doğrusu. Evde bir anda esti. Böyle birkaç yorum okudum. Sonra dedim, evet, bu videoyu çekmem lazım. İnsanları biraz bilgilendirmem lazım diyerekten evdeki, eldeki imkanlarla. Yoksa hazırlık yaptığım bir şey yok bununla alakalı. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir hazırlığım yok yani. Ben evimde tutuyorum böyle bazen. Estikçe böyle şeyler çekiyorum. Sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bunu da böyle tek tek koparttım. Yani bir dağ görüntüsü gibi bir şey oldu aslında. Güzel oldu ya. Ben beğendim. Siz de inşallah beğenirsiniz. Şu anki halini. Bence de evet. Hoş oldu. Şimdi biraz epoksimizi karıştıralım. Karıştırmadığınız zaman görüyorsunuz buzlu hali hala duruyor. Ama iyice aldı kendini birbirine. Ben ikinci katı döktüm. İkinci katımızı döktük arkadaşlar. Şöyle hızlıca da bir havasını alalım. 10 dakika sonra tekrardan bir havasına bakacağız. Hatta 5-10 dakika yani arasında. Bir havasına bakalım. Sonrasında tekrardan üçüncü katı atacağız. Üçüncü katı attıktan sonra bir saat sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Asıl olay burada işte. Hızlı iş çıkartmak istiyorsak şimdi evdeki fırınımızı, normal fırından bahsediyorum. Mikrodalga falan değil. Normal fırınımızı 100 derece de verebilirsiniz. 50-60 derece de verebilirsiniz. Yani 70 derece, 80 derece neyse. 70-80 derece verin, daha doğrusu 70-80'de kalsın. 100 dereceyi hatta atın. 100 dereceyi yakın, fırın tamamen ısınsın arkadaşlar. Tamamen 100 derecede fırın ısındı. Isındıktan sonra ne yapıyoruz? Fırını kapatıyoruz. Fırını kapattıktan sonra da bu kalıbımızı, yani 3. kat bitti. Aradan 2-3 saat geçti. Ürün jelleşti. Tamamen kurumadı bakın. Jelleşti. Kurumaya bırakmayacaksınız. Kurumadan önce 2-3 saat sonra ne yapıyorsunuz? Kalıpla beraber alıyorsunuz. Fırınıza yapmış olduğunuz uygulamayı koyuyorsunuz. Kapağını kapatın. Fırın zaten ısınmıştı. Kapattık. Kendi soğumaya elverişli hale gelmeye başladı. Kendi soğurken arkadaşlar fırının epoksiyi de o arada size kurutacak o. Nasıl kurutacak? Gene tabii ki sıcak sistemiyle ve hızlı kuruma alacaksınız. Şimdi fırını kapattınız ya, o da kendi soğuyacak. Ne olacak? Ortalaması bunun 50 derece olacak. 50 dereceye kadar bu alışımı almış olacak. Şimdi bazı sorularda şeyler var. Mesela bardak altı yaptım. Evet. Çay bardağını üzerine koydum ama epoksim eridi. Ya erir. Niye erimesin? Şimdi sen bunu ev ortamında dondurdun. De ki 20 derece, 25 derece. 25 derecelik bir sıcaklıkta sen epoksiyi dondurduğun için kalkıp da bir 60-70 derecelik bir çay bardağının üzerine koyarsan ne olur? Epoksi çözünürlük sağlar. Çünkü kendi donduğu ortamından fazla sıcaklık geldi ona. Ama sen bunu bir fırında 120 dereceyi aç, 150 dereceyi aç, 150 derecede fırını kapat ve epoksiyi içine koy. Bunu o ortamda kurut. O ortamda kuruttuktan sonra 60 derecelik yemek tabağını koy, çay bardağını koy, neyi koyarsan koy bunu eritemezsin.
Bunun erimesi için şimdi 120-150 derece açtık, ortalama 75 derece değil mi arkadaşlar, diyelim yani ortalaması 75 derece. 75 derecelik, hatta 75 de demeyeyim, 76 derecelik, 75,5 derecelik bir şey. Yani bir sıcaklık bunun üzerine gelecek ki epoksi erimeye başlasın. Yani epoksi çözünürlüğe olsun. Tamamen de çözünülmez. Nasıl çözülmez? İşte çöküntü yapar. İçine doğru çöker. Böyle hafif bir erir gibi olur gibi işler olur ama erimez. Nasıl bir cam sanatı yapılırken adam 250 derece veriyor, cama eritiyor. Diyor ki bu cam, bu ısıda eriyebilir. Ama bu ısıyı görmediği zaman bir cam erimez diyor. Aynı sistem. Ne de kurutursan onda çözünürlük sağlar. Hangi sıcaklıkta kurutursan o sıcaklıkta çözünürlük sağlar. Sen şimdi fırını yak, 200 derece ver. Bizim kalıplarımıza ilgili sıkıntı yok. Nedir sıkıntı yok? Çünkü kalıplarımız 250-300 derece kadar dayanabilir kalıp. Çünkü biz de bunu böyle alıyoruz. Bize de böyle söyleniyor. Ben bunu denedim mi? Çok denedim. Çok da yaptım. Bugüne kadar paylaştım mı? Birkaç Instagram videomda paylaştım ama çok da dile getirmedim. Neden dile getirmediniz derseniz şöyle bir şey. Kalıp ömrünü azaltıyor arkadaşlar sıcak. Yani sen şimdi şöyle düşün. Bir pantolon aldın. Yıkamaya attın. Sen bu pantolonu 10 kez yıkadın. 10 kezden sonra işte tersini çevirmeden yıkadın. Tersini çevirdin yıkadın gibi. Yani ne oldu? Siyah bir pantolon artık renk atmaya başladı. Ağarmaya başlar. Böyle yavaş yavaş artık rengi gider. Aynı sistem. Yani bunun da bir kullanım süresi var. Bu süre neden kaynaklı? Bozuluyor kalıp. Sıcaktan dolayı bozuluyor kalıp. Bunun içerisine işte fazla dondurucu girdiği zaman, göz kararınız veya terazinizi iyi ayarlayamadığınız zaman kalıp ömrünü azaltırsınız. Atıyorum şimdi bu bizim bu kalıplarda 10 ila 15 döküm arası alabilirsiniz. Ha, tarak kalıbında mesela bir müşterimiz var. Hayretler içerisindeyim. 35 döküm aldı. Yani en son dedi ki 35 döküm aldım. Dedim yani enteresan. Gerçekten bu rakama ulaşan çok kişi yok. Ama kalıbına gözün nuru gibi bakmış yani. O şekilde kullanmış. Şimdi dediğim gibi fırın sistemi önemli. Hele ki bu hava şartlarında çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi epoksim kurumuyor dediği zaman kuruyor arkadaşlar. Kurumuyor diye bir şey yok. Neden bir şey yok biliyor musunuz? Çünkü üretim belli. Şimdi bir tek biz bunu internetten satmıyoruz. Bunu masa yapan arkadaşlara da veriyoruz. Kalın döküm epoksimiz var. Onu da veriyoruz. Şimdi birçok insana bunu satıyoruz. Şimdi düşünün günde 200 kişi kargo çıkıyor. Bu 200 kişinin içerisinde en kötü ihtimalle benim aldığım istatistiklere göre 100 ila 120 kişiye epoksi gidiyormuş. Yani benim aldığım bilgilerde en kötü 120 paketin içerisinde bizim epoksiden konuyor. Şimdi bu 120 giden epoksinin içerisinde arkadaşlar yani ayda şöyle söyleyeyim ortalama herhalde bir yani 6-7 ton var sadece parakende de giden, e-ticarette giden. Şimdi 6-7 tonun içerisinde ayda bir bakıyorum ki yani gelen istatistik tutturuyorum bunlarla ilgili de inanın. Nasıl istatistik tutturuyorum? İşte diyorum ki gelen şikayetleri bana istatistik tutun, akşam bana verin. İşte haftada bir verin. Nelerle ilgili şikayetler var? Neler isteniyor? İnsanların talepleri nelerdir? Ne gibi kalıplar bekleniyor? Veya ne yapalım onu istiyorlar gibi statikler tutturuyorum. Şimdi yani baktığımda çok da kayda değer bir rakam yok ortada. Üretimde %5 hata, imalatta %5 hata makuldür. Ama Allah'a şükür yani bizim %5 hatamız yok. Hatta şu anda %3'lerde falan, %2, %3 civarında. O %2, %3'ü de zaten biz kendimiz fark ediyoruz ve onu üretim esnasında geri dönüşüme yollayarak şey yapmıyoruz yani satışa da sundurmuyoruz. Şimdi yapamayan arkadaşlar var. Bu işe yeni başlayan ama yeni başladığı için heyecanlı. Çünkü ben de 2015'te başladığımda bu işe, 2015'te başladım arkadaşlar işte 2017-2018'de anca moda etmeye başlayabildik bu ürünü. Şimdi şöyle biraz sabır lazım. Ha, fırın sistemi yapmayan arkadaşlar evinde 2 gün, 3 gün
4 günü bile bazen bulabilir taşlaşması, yani bunun sertleşmesi 3-4 günü bile bulabilir. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum, sadece boyalı sistemde döktüğünüzde arkadaşlar olmaz. Bu kurumaz. Boyalı da bunu kurutamazsınız. Çünkü bunun içerisinde boya var. Boya demek, mesela bakın bunun içerisinde en kötü 7-8 tane pigment boya var. Ve bu 7-8 pigment boya ne biliyor musunuz? Bu su bazlı bir pigment değil. Bu alkol bazlı bir pigment. Alkol bazlı pigment olduğu için epoksi zaten alışımını tamamen bozuyor. Ha, neden şöyle? Şunu da söyleyeyim. Epoksinin içerisine herhangi bir boya maddesi kattığınız zaman epoksinin zaten kendi oluşumu değişiyor. O değiştiği için işte arada bırakmamız gerekiyor. Arada bıraktığınız zaman ne oluyor arkadaşlar? O da tabii ki jelleşmeye başlıyor. Aynı bunun gibi jelleşiyor. Jelleştikten sonraki mevzu işte üçüncü katını ne yapıyoruz arkadaşlar? Şeffaf döküyoruz. Yani saf epoksi döküyoruz. Saf epoksiyi de döktük. O da jelleşmeye başladı. Aradan 2 saat geçti. Jelleşmeye başladı. Jelleşti. Fırınımızı yaktık. Bakın tekrar söylüyorum. 80 açın. 100 açın. 120 açın. 120 derece açın. Tamamen ısındı fırın. Tamamen ısındıktan sonra fırını kapatıyoruz. Ve kalıbımızla beraber o jelleşen epoksimiz kalıbımızla beraber fırına koyuyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Bırakın sabaha kadar da dursun ya da fırın soğuyana kadar dursun içinde. Ama şöyle de söyleyebilirim size. Yani 120 derece verdiniz, kapattınız, epoksi kalıbı içine koydunuz. Koyduktan bir saat, bir buçuk saat sonra zaten fırın soğuyor. Bir saat, bir buçuk saat sonra alın bunu oradan. Normal yine ev ortamındaki sıcaklığa bırakın. Bakın daha hızlı kuruyacak ve daha sertlik alacaksınız. Buna emin olun. Çünkü tekrar söylüyorum, epoksi sıcağı sever arkadaşlar. Neden sıcağı seviyor biliyorsunuz? Neden? Çakmakla bile havasını alabiliyoruz. Başka türlü bir havasını alma sistemi, bir vakum sistemi var. Vakum sistemi çok önermiyorum. Çünkü çakmakla diyor ki işte ben fön makinesiyle aldım. Ben işte vakumla aldım. Tamam alabilirsiniz ama siz çakmak sistemini kullandığınızda arkadaşlar zaten sıcak veriyorsunuz. Bir vakumda sıcak veremezsiniz. İşte bir fön makinesini kullandım deniyor ama epoksiyi dalga dalga yapıyorsunuz. Dalga dalga yaptığınızda zaten epoksi karışmış bir şey. Siz tekrardan o epoksinin sağını solunu karıştırıyorsunuz. Ha, boyalı sistemde boyalı dökün. Boyalı da fönünüzü kullanın. Ne kullanırsanız kullanın. Hiç sıkıntı yok. Ama zaten onu kullandıktan sonra üzerine üçüncü katı atıyoruz. Üçüncü katı attığımız için içindeki boyalı epoksi ne hale gelirse gelsin. Önemi yok. Dediğim gibi yani çakmakla havasını alalım. Çünkü çakmak bir sıcak. Sıcak vermek demek ne demek? Donmasını hızlandırmak demek. Bizim yeni getirdiğimiz 54 wattlık bir UV ışın var. Bakın arkadaşlar bu UV ışını da yapabilir. Ama büyük kalıplarda UV ışını kullanma ihtimaliniz yok. Çünkü UV ışın bizim yani 15 santim civarında bir şey. Bunu biz takı bujileri için getirdik daha doğrusu. Daha hızlı iş çıkartabilmeleri için. Şimdi bunda yani epoksinin kuruma süresi 24-36 saat, 48 saat hava şartlarına göre değişiyor falan filan fişmeken bu UV ışının altına koyduğunuzda UV ışın zaten bir sıcak veriyor. Sıcak verdiği için şimdi sıcak verdiği için ne oluyor? İşte 24 saatlik süreyi size 10 saate düşürüyor gibi düşünün. Şimdi en son gelen UV ışınımız mesela bizim 54 watt. Yani daha ısısı yüksek bir cihaz getirdik. Çünkü diğer cihazlarda birkaç müşterimizden gerçekten şikayet de aldık. Şimdi yalan yok. O şikayetler üzerine biz de ne yaptık? Kendimizi iyileştirdik. Daha iyi bir cihazı bulduk. Elektronik ekranlı falan. Ve biz bunu süresiz olan bir UV ışını yok. Saniyeli UV ışınları var. Cihazları var. Şimdi biz bunu burada bir de sınırsız hale getiriyoruz. Yurt dışından geldikten sonra bir de biz burada bunu ayrı bir uygulama yapıp üzerine bir düğme koyduk. Sınırsız. Yani yapın ürünü. Koyun altına, düğmesine basın, sabah kadar öyle dursun. Çünkü çok elektrik harcayan bir cihaz değil inanın. Çünkü 54 watt, normal USB kablolu, bir telefon şarjının yediği işte elektriği yer anca. Ve yeni gelen cihazın içerisindeki LED ışıklar çok çok fazla. Kızılötesi sensör var içinde ayrıca. Dediğim gibi,
Yani bu video ne kadar size faydalı olur, ne kadar iyi anlattım bilemiyorum ama arkadaşlar fırın sistemini uygulayalım mutlaka. Yani şöyle söyleyeyim. Ben şimdi bir kendimi alayım. Şimdi bunu aldık. Fırınımızı yakalım. 120 dereceye getirelim. Tekrar söylüyorum. Fırınımızı yaktık. 120 dereceye getirdik. 120 dereceye getirdikten sonra fırın tamamen ısındı. Isındıktan sonra fırını kapattık. Epoksi kalıbımızla beraber ne yaptık arkadaşlar? Getirdik. Fırının içerisine kalıbı koyduk. Kalıbı koyduk. Aradan bir saat, bir buçuk saat geçti. Zaten bir buçuk saatte fırın kendi otomatik olarak artık soğumaya başlıyor. Soğumaya başladı ya. Ne oldu? Ondan sonra kalıbımızı çıkartalım. Yine ev ortamında bir yere koyalım. Aradan böyle yarım saat, bir saat de geçtikten sonra zaten ondan sonra anlayacaksınız kalıp donmuş olacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde donmuş olacak. Ama tekrar söylüyorum. Sadece boyalı ürün atmak yok veya uygulamayı bitirdim. Üçüncü kata attım. İşte hemen götüreyim de fırına koyayım. Bu da hayır. Ne yapıyoruz? Üçüncü uygulamanız da bitti. Üçüncü katı da attınız. Attıktan sonraki uygulamada 2-3 saat beklediniz. Ürün jelleşti. Jelleştikten sonra fırına koyuyoruz arkadaşlar. Unutmuyoruz bakın. Jelleştikten sonra fırına koyuyoruz bunu. Şimdi ben elimden geldiği kadar anlattım. Sorularınız olursa da ben yine cevaplarım. Ayrı bir videoda çekerim. Hiç önemi yok. Yeter ki sizler mutlu olun ve doğru işler yapabilelim. Hakkaniyetli işler yapabilelim. Dediğim gibi yani sürçülisan ettiysek affola diyelim. Elimizden geldiği kadar anlattım. Daha kapsamlı da anlatmak isterim. Ama gerçekten bu vakit alan bir sistem. İşte bundan sonra fırına koyayım, fırında bekleyeyim, çıkartayım. Tek tek parça parça videolar çekmem lazım sizin için. Ama dediğim gibi arkadaşlar, bu iş aslında basit bir iş. Çok zor zor bir iş değil. Çok basit bir iş. Sadece ve sadece püf noktaları olan ürünleri, yani yapacağınız uygulamaları zaten size anlattım. Bu uygulamaları yaparken benim anlattığım şekilde yapın. İnanın hiçbir şekilde hiçbir zarar görmeyecek hiçbir ürününüz. Pasta cilaya gerek yok. Zımparaya gerek yok. Üçüncü katı atın. Üçüncü kattan sonra bakın ne oldu. İşte hafif çöküntüler oldu. İncecik bir tabaka daha atın. O da bitsin. Ha, aklımdayken şunu da söyleyeyim. Şimdi varak kullanan arkadaşlar var. Varağı kullanıyorlar. Köşelere varak kalem çekiliyor. Doğru mu arkadaşlar? Yani varak diyorsunuz. İşte varak boyamız var. Su bazlı varak var. Kalem varak var. Şimdi varağı kenara çekiyor. Çektikten sonra şey oluyor. Diyor ki işte yıkadım. Su değdi ama varak gitti. Ya yani gider arkadaşlar. Neden? Alkol bazlı biz varak kullanmıyoruz. Kullandırtmıyorum. Çünkü alkol bazlı ürünü bozuyor. Yani epoksinin çoğunu bozabilir. Ben bu yüzden kullandırmıyorum. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Getirdik varağımızı. Doğru mu? Varağı köşeye sürdük. Köşeye sürdük. Şimdi varağın kurumasının bir süresi var. O süre geçtikten sonra ne yapıyoruz? Bir bardak işte yani bir epoksimizi ne yapıyoruz? Parmağımızı batıralım. Eldiven takın fark etmez. Yani takın. Batırın parmağınızı. Varağı çektiğiniz köşelere epoksi ile bir cila atın. Yani üzerine epoksi kaplayın. Epoksiyi kaplayın. Parmağınıza zaten incecik bir tabaka. Yani üzerine de şöyle parmağınıza böyle bir epoksi geçin inceden. Onu orada bırakın. O da onunla beraber kurusun. Kuruduktan sonra oraya ne değerseniz deyin. Hiçbir şekilde olarak çıkmayacak. Yani tırnağınıza yaptığınız aslında bir oje sistemini düşünün. Şimdi ojeyi yaptınız mat oje. Ulan parlamadı diyorsun. Ne yapıyorsun? Şeffaf bir oje atıyorsun tırnak üzerine. Ne oluyor? O altta kalıyor. Boya. Ama çıkmıyor. Çıkması lazım ama çıkmaz. Neden? Çünkü üzerinde cila var. İşte karardı. Karamaması için ne yapmamız lazım? Vernik yapmamız lazım. Sprey yapmamız lazım. Takı işlerinde falan. İşte yani zincir karardı diyor. Evet. Karamayan zincir var. Ama şu anda onun fiyatı atıyorum 10 katı. 5 katı. Gibi düşünün. Yani bunu da aynı varağı çektik arkadaşlar. Varağın üzerine incecik parmağınızı batırın bir epoksiye. Şöyle kenarına da çekin parmağınızda. Tabii ki vara uygulama yaptıktan dediğim gibi kuruma süresi bittikten sonra ne yapıyorsunuz? Cila atıyorsunuz. Evet, benden bu kadar arkadaşlar.
Herkese hayırlı günler, herkese iyi hayal güçleri diyeyim. Güzel işler çıkartmak dileğiyle. Hobizü bir de kalın, bizi takip etmeye devam edin. Ben elimden geleni sizler için yapacağım inanın. Sağlıcakla kalın, sağlıklı günler dilerim.